Evet. Merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bir cuma günde öğleden sonra artık havaların da ısındı, baharın geldiği bir cuma gününde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bugün STGM Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Levent Korkut'la birlikte nefret söylemiyle mücadele webinarını gerçekleştireceğiz. Sorularınızı webinarın en sonunda sormanızı rica edeceğiz ama siz tabii sunum boyunca ekranınızda gördüğünüz questions kısmından sorularınızı bize iletebilirsiniz. Bunun için soruları en sonunda, webinarın en sonunda yanıtlamaya gayret edeceğiz. Şimdi başlarken aslında bu webinarı biz size bildiğiniz gibi TechSoup Türkiye ve STGM ortaklığıyla ulaştırıyoruz. TechSoup Türkiye partneri olan STGM aslında sivil toplum örgütlerinin dijital kapasitelerini güçlendirmek için bu çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda biraz TechSoup Türkiye bağışlarından size söz ederek başlamak istiyoruz. Bir 5 dakika kadar sonra da Levent Bey'i ağırlamaya başlayacağız. TechSoup, dünyada 65 ülkede faaliyet gösteren ve sivil toplum örgütlerinin çalışmalarının etkisini arttırmak için teknolojiye erişimlerini destekleyen, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. STGM de TechSoup'un Türkiye'deki partneri ve TechSoup Türkiye yazılım bağışı programını yürütüyor. Sivil toplum örgütü TechSoup üyesi ve 2015 yılından bu yana 2500'ün üzerinde ürün bağışladık sivil toplum örgütlerine. Bunların bir kısmı bildiğiniz yazılımlar, bir kısmı da Microsoft ve Google'ın bulut yazılım bağışları. STGM kapsamında gördüğünüz partnerler var. Pardon, TechSoup Türkiye kapsamında gördüğünüz bağışçı partnerler var. Microsoft, Autodesk, Bitdefender, Fonzip, Google, Symantec, Inbox, Tableau ve Adobe. Bunların ürünlerini bağışlıyoruz. Microsoft kapsamında Microsoft'un bildiğiniz geleneksel yazılımları Windows Office dışında Microsoft Cloud ürünleri içinde bağış talebinde bulunabiliyorsunuz. Özellikle Azure bağışlarıyla birlikte ve Office 365 ile birlikte bulut bilişim imkanlarından faydalanabiliyorsunuz. Azure bağışı ile birlikte yıllık 5000 dolarlık kullanabileceğiniz bir Azure krediniz oluyor. Haliyle söylersek artık internet sitenizi bir yerde barındırmak için, host etmek için bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Ama bunun ötesinde farklı bulut bilişim uygulamaları da çalıştırabiliyorsunuz tabii Azure'da. Bir diğer bağışçı partnerimiz Google. Google Sivil Toplum Kuruluşları programını kullanabiliyorsunuz. Bu kapsamda Google Apps var. Yani Google Apps'in içinde Gmail, Drive gibi uygulamalar var. Google reklam bağışları var. Bu aylık 10 bin dolarlık Google arama motorunda kullanabileceğiniz bir reklam bağışı anlamına geliyor. İnanılmaz bir fırsat. Şöyle söyleyebiliriz, STGM web sitesi için bu bağış bize günlük 1700 kullanıcıya kadar bir trafik sağlayabiliyor. Bir diğer şey de YouTube kar amacı gütmeyen programı. Bunu da kullanarak YouTube programından faydalanabilirsiniz sivil toplum kuruluşları için özel. Bitdefender ve Symantec, STGM TechSoup ortaklığındaki antivirüs yazılımları. Burada bildiğimiz son kullanıcı için antivirüs yazılımlarından, serverlar için farklı güvenlik yazılımlarına kadar farklı ürünler var. Bunları da hem internet sitemizden inceleyebilirsiniz hem de bize ulaşarak kullanabilirsiniz. Inbox, TechSoup Türkiye kapsamındaki yerel partnerlerimizden bir tanesi. Bir mailing sistemi, mail marketing sistemi. Türkçe destek veren bir platform olmasıyla öne çıkıyor ve sivil toplum örgütlerine %50'ye kadar indirimli gönderim paketleri sunuyor. Ekranda gördüğünüz görüntüde basit bir raporlama örneğini görüyorsunuz. Son 4 gönderi kaç kişiye gitmiş ve bunların ne kadarı okumuş, ne kadarı tıklamış, ne kadarı üyeliğini iptal etmiş gibi bilgilere erişebiliyorsunuz. Fonzip, dernekler, vakıflar ve STK'lar için üye aidat bağış yönetim platformu. Fonzip zaten dernekler için üretilmiş bir ürün, STK'lar için üretilmiş bir ürün. Fakat biz Fonzip'te mali kapasitesi düşük sivil toplum örgütlerinin üye aidat ve bağışları için Fonzip'i kullanmalarını sağlamaya çalıştık. Bu programdan da %40'a varan oranlarda indirimle faydalanabiliyorsunuz.
Bir diğer yazılım Tableau. Tableau aslında bir veri analiz yazılımı. Tableau Public ile pek çok sivil toplum örgütü Tableau'nun ücretsiz versiyonuyla farklı veriler görselleştiriyorlar, yayınlıyorlar, analizler yapıyorlar. Özellikle dünyada, Amerika'da ve Avrupa'da bunun gibi çok fazla raporu rastlıyorsunuzdur. Fakat Tableau Desktop Professional ile birlikte aslında oldukça yüksek fiyatlara aldığınız bir yazılımı %90'a varan indirimlerle sahip olabiliyorsunuz. Ve şunu aktarmama izin verin lütfen. Tableau için Türkiye'ye gelen 50 tane lisans vardı bizim yoğun lobi faaliyetlerimiz sonucunda ve neredeyse tükenmek üzere. Yazılım başlığı ailesi veya vakıflar genel müdürlüğüne kayıtlı tüzel kişiliğe sahip bir sivil toplum örgütü olmanız gerekiyor ve her bağışçı partnerimiz için farklı uygunluk kriterleri söz konusu. Bunlarla ilgili bilgiyi teksuptürkiye.org.tr adresinden ve destek@teksuptürkiye.org.tr e-posta adresine yazarak edinebilirsiniz. Şimdi ben izninizle sözü Levent Bey'e bırakacağım yavaş yavaş. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi söz size. Ses duyuluyor. Evet hocam, buyurun. Evet, şimdi tabii bu ilk webinarımızda genel esasları itibariyle nefret söylemi, tanımı, benzer kurumlar ve özellikle ilgi alanımız olan internet sanal dünyada nefret söylemi ve medyada nefret söylemi. Zaten nefret söyleminin gerçekleştirildiği en önemli mecralardan biri medya ve benzeri kanallar. Önce nefret söylemine tanım olarak bakarsak nedir diye şöyle bir tanım geliştirebiliriz. Nefret söylemi doğuştan var olan veya algılanan özelliklerden dolayı bir kişiye veya bir gruba yönelik ön yargıyla desteklenen düşmanca ve kötü niyetli bir konuşmadır. Dolayısıyla nefret söyleminin adı da üstünde söylem diyoruz. Sözle, ifadeyle gerçekleştiğini burada vurgulamamız gerekiyor. Belli özelliklerden dolayı bir kişiye ya da kişinin mensup olduğu ya da olduğu düşünülen gruba yönelik düşmanca ve kötü niyette bir konuşma diyoruz. Burada şu ayrıma da dikkat edelim. Doğuştan var olabilir bu özellikler ya da kişi var olduğunu zannedebilir. Örnek verecek olursak, diyelim ki Roman bir vatandaşa Roman olduğu nedeniyle, olması nedeniyle yapılan bir düşmanca veya kötü niyetli bir konuşma nefret söylemidir ama şu da nefret söylemidir. Diyelim ki çoğunlukla Alevilerin gittiği bir kahveye Alevi olmayan bir vatandaşın gitmesi yanlış bir algıya neden olabilir. Nefret söyleminde bulunan o kişiyi de Alevi zannedebilir ve Alevilere yönelik bir nefret söyleminde bulunmak için o kişiye yönelebilir. Bu da nefret söylemidir. Yani kişinin kim olduğu, hangi gruba ait olduğu çok önem taşımıyor. Önemli olan böyle bir algının ortaya çıkmış olması ya da gerçekten kişi hedefi doğuştan var olan bir özelliği olan bir kişiye de yöneltmiş olabilir. Bunun bir önemi yok. Dolayısıyla ister doğuştan ister algısal olsun böyle bir düşmanca ve kötü niyetli söylem nefret söylemi olarak nitelendirilebilir. Yani bu ten rengi gibi şeyler de tabii bunun içine giriyor. Sanırım yurt dışındaki örnekler daha çok Tabii. buna odaklanan şeyler oluyor. Yurt dışında da artık ten rengi biraz geriye düşmeye başladı. Yani kültürel ayrımcılık daha hani ön plana çıkıyor. Sınıfsal ayrımlar da ön plana çıkıyor ve tabii çok ön plana çıkan özellikle bugün Avrupa açısından baktığımızda mülteciler.
yani yabancı olduğunu hissettiği kişilere yönelik yapılan söylemler. Burada da tabii algı üzerinden de oluyor. Aslında yabancı olmayabiliyor ama onu o kişi zannedebiliyor. Fakat daha çok Avrupa'da gruplar ten rengi, İslamofobi dediğimiz Müslümanlara yönelik söylem ve genel olarak mültecilere yönelik, her türden mültecilere yönelik olan söylem. Türkiye'de ise daha etnik temelli söylem, dini temelli söylem ve özellikle homofobik söylemin çok ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Türkiye'nin tabii sosyolojik olarak kutuplaşmış olan yapısı da buna zemin hazırlıyor. Şöyle zemin hazırlıyor: medyadan siyasetçilere, hatta kimi akademisyenlerden bürokratlara kadar gerek eğitimli gerek eğitimsiz kesimlerde nefret söyleminin izlerini bulmak mümkün. Nefret söylemi dediğimiz zaman özellikle bunun yöneldiği gruplar açısından da bakmamız gerekiyor. Genellikle nefret söylemi kişinin ya da grubun cinsiyet, ırk, din, etnisite, renk, ulusal köken, engellilik, cinsel yönelim, cinsel kimlik gibi özelliklerine karşı ayrımcı, korkutucu, normal bir insan tarafından onaylanamayan olumsuz tutumların tümünü ifade eder. Dolayısıyla burada kişi aslında özellikle mensubu olduğu grup nedeniyle nefret söylemine muhatap kılınmaktadır. Bu saydıklarımız sınırlayıcı değildir. Daha farklı gruplara da nefret söylemi gerçekleştiğinde o da bir nefret söylemidir ama bu grupların özelliği bu dünyada nefret söyleminin yöneldiği asıl gruplar olarak ortaya çıkmaktadır. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bu gruplar önem taşıdığı için bu grupların hukuken de bir düzenleme yapıldığında içerilmesi gerekmektedir. Ama nefret söylemi sadece bu gruplara yönelmez. Bunların dışındaki grupları da nefret söylemine karşı korumak gerekir. Fakat asıl gruplar bunlar olduğu için bunların özellikle zikredilmesinin de bir önemi bulunmaktadır. Hukukta numerus clausus diye bir ilke vardır. Yani sınırlı sayma yöntemi. Bu sınırlı sayma yöntemi nefret söyleminde uygulanmaz. Aslında kime yönelirse yönelsin nefret söylemi nefret söylemidir. Ve eğer birazdan bahsedeceğiz Türkiye'deki durumu ama hukuki bir düzenlemesi varsa o kapsama girmelidir. Dolayısıyla açık uçlu bir tanım olması gerekiyor. Ve ikinci önemli nokta da açık uçlu olmasına rağmen çok önemli önde olan grupların bu tanımda yer alması gerekiyor ki çünkü bu çok önemli gruplar yargı önünde dahi ayrımcılığa maruz bırakılabiliyor. Evet, şimdi isterseniz bir de nefret suçunu tanımlayalım. Nefret söz konusu olduğu zaman nefret söylemi ve nefret suçu iki ayrı kavram olarak karşımıza çıkmakta. Nefret suçunda önemli olan bir suç işleme iradesi aynı zamanda. Nefret söylemi söylemde sınırlı bir fiil. Dolayısıyla nefret söyleminde bulunanın bir suç işlemesi zorunlu değil. Buna karşın nefret suçu aslında yasalar tarafından suç kabul edilen bir fiilin nefret saikiyle gerçekleştirilmesi durumu. Genel olarak tanımlayacak olursak, belirli ve ortak özellikleri bulunan birey ve gruplara veya onların mülklerine yönelik ön yargılarla işlenmiş suçlara nefret suçu demekteyiz. Örneğin bir mültecinin evini yakmak. Ev yakmak zaten dünyada bütün ceza kanunlarında düzenlenen bir suç. Bizde de bir suç. Mala yönelik bir suç. Ama bu suçu işlerken eğer siz onun içinde yaşayanların mülteci olması nedeniyle bu suçu işliyorsanız bu sefer nefret saikiyle işlenmiş bir suç haline geliyor.
Ya da bir kişinin diyelim ki o cinsel yönelimi nedeniyle bir eşcinseli bıçaklaması. Bu durumda da aslında yine bütün dünyada kabul edilmiş olan bir yaralama suçuna işlenmesi, bu fiilin işlenmesi söz konusu, ama bu basit bir yaralama suçu değil. Çünkü arkasında bir nefret saiki var. O kişinin cinsel yönelimi nedeniyle bu suç işleniyor. Peki normal bir suçla nefret saikiyle işlenen suç arasındaki fark ne? Nefret suçları söz konusu olduğunda normal suça getirilen cezanın ağırlaştırılması söz konusu. Bu ya o suçun ayrı bir suç olarak tamamen bağımsız olarak düzenlenmesiyle ya da nefret saikiyle işlenen formunun ayrıca düzenlenmesiyle mümkün olabiliyor. Yani nefret suçunun oluşabilmesi için mutlaka ceza yasalarında bunun ya ayrı bağımsız bir formunun ya da ağırlaştırılmış formunun bulunması gerekir. Eğer bunlar yoksa ceza kanunun özelliği gereği ceza kanunda olmayan bir şeyin, yani kanunda düzenlenmeyen bir suçun cezası verilemeyeceğinden nefret saikiyle işlenmiş suç kategorisi olmayacaktır. Ha, ne olacaktır? O kişiye normal olarak başvurduğu suç nedeniyle o ceza verilecektir, ama nefret saikiyle olması nedeniyle ağırlaştırılmış biçimi yasalarda olmadığı için uygulanamayacaktır. Nefret söylemi ve nefret suçunda amaç nedir? Kişiler niye nefret söylemi geliştirirler? Niye nefret suçu işlerler? Burada tabii kimlik, pozisyon, durum önem taşıyor. Nefret suçunda suç işlemenin ötesinde bunu nefretle işlemenin önemi var. Nefret söyleminde ise diğer kişilere olan söyleminden farklı bir söylem geliştirme durumu var. Burada temel amaçlar hedef grupları yaralamak, taciz etmek, yıldırmak, değersizleştirmeye çalışmak, aşağılamak, mağdur etmek, hedeflenen kişi ya da gruplara karşı toplumda duyarsızlığı ve acımasızlığı geliştirmek, teşvik etmektir. Dolayısıyla nefret suçu basit bir yaralama suçu, eğer yaralamaysa ya da herhangi bir başka suçsa değildir. Nefret söylemi basit bir söylem değildir. Bu çok önemli, özellikle nefret söylemi açısından. Çünkü söylem genel olarak ifade özgürlüğünün sınırları içerisinde kalır. Yani korunması gerekir. Herkesin söylemi mümkün olduğu kadar geniş bir ölçüde korunmalıdır ve sınırlanmamalıdır aslında. Yani en geniş olan özgürlüğümüzün ifade ve söylem özgürlüğü olması gerekir. Bunun çok az istisnası vardır. Evrensel olarak, evrensel hukuk olarak istisnalardan birisi şiddettir, teşviktir. Ki şiddete teşvik genellikle nefret amacıyla yapılır dünyada. İkincisi ise şiddete teşvik olmasa dahi nefretle biraz önce saydığımız kişileri aşağılamak, mağdur etmek, duyarsızlık ve onlara yönelik acımasızlığı teşvik etmek nedeniyledir ki işte burada ifade özgürlüğünün o çok az olan sınırlarını görmekteyiz. Nedir o zaman sonuç olarak, ne diyebiliriz? Nefret söylemi, nefret suçu zaten bir suç, cezalandırılıyor ama ağırlaştırılarak cezalandırılmanın nefret söylemi de belli sınırları aşıyorsa özgürlüğü mahrumiyet cezası olmasa dahi yaptırımlar ve müeydelerle karşılanmalı ve ciddi anlamda şiddeti mesela teşvik ediyorsa ceza hukuku kapsamında da düşünülmeli. Hocam aslında siz nefret söyleminin sebepleri nereden beslendiğinden bahsederken bir katılımcımız da Sevda Hanım da bir soru yöneltti. Temel olarak bunun akran zorbalığıyla olan ilişkisine sormaya çalıştı. Acaba bu konuda neler söyleyebiliriz? Hani bu da onun türlerinden biri olarak değerlendirilebilir mi? Evet, bence çok güzel bir soru ayırmamız açısından. Şimdi akran zorbalığı, benim de genç bir artık çocuğum oluyor. Yavaş yavaş ondan öğreniyorum bazı şeyleri. Gençlerde gördüğümüz yaygın bir durum.
Akran zorbalığı sadece nefretli olmuyor tabi. Bu gençlerin o çağlarında özellikle bazen nedensiz olarak başvurdukları, bazen kendi gruplarıyla ilgili olarak karşı gruba yönelik gerçekleştirdikleri, bazen kıskançlıkla ya da tabii ki genç bir insanın tecrübesizliğiyle oluşmuş olan şeyler olabiliyor. Fakat nefret söylemi çocuklara da yansıyabiliyor ne yazık ki. Burada özellikle çocuğun ve gençlerin aileden elde ettikleri söylemin, çevreden elde ettikleri söylemin, hatta bazı durumlarda kurumlardan elde ettikleri söylemin onlarda oluştuğunu, pekiştiğini ve akran zorbalığının nefret söylemiyle birleştiğini görüyoruz. Ki bazen de gençlere özgün nefret söylemleri de oluşabiliyor. Örneğin kilosuyla alay etmek bir kişinin ve onu toplum önünde değersizleştirmeye çalışmak. Bu yetişkinlerde daha az olan fakat gençlerde işte boyuyla, kilosuyla, başka özellikleriyle yapmak. Burada tabii bir nefrete dönüşebilir, o düzeye gidebilir. Ya da biraz önce dediğimiz gibi etnisitenin, cinsel yönelimin vesairenin devreye girmesiyle, hatta o kişinin değil ama anne babasının özellikleri nedeniyle de olabilir. Mesela kişi belli bir dini gruba ait değildir ama annesi aittir ya da babası aittir. Bundan dolayı o kişi, o genç kişi akran şiddetine maruz kalabilir. Burada eğitim kurumlarının çok büyük önemi var. Nefrete karşı, nefret söylemine karşı özellikle gençlerin eğitimi aslında işin kökten kurutulması açısından büyük katkı verecek bir durum. Ama ne yazık ki Türkiye'de bu duyarlılık, bu derin anlayışın gençlere kazandırılması konusunda büyük çabalar sarf edilmiyor. Hatta zaman zaman işte tarih kitaplarımızda, ders kitaplarımızda nefret söylemini teşvik edecek unsurlara yer veriliyor. Bunlar bir ara temizlenmeye çalışıldı ama çok baştan aşağı gözden geçirilmesi ve nefret söylemine başvuran gençlere yönelik özel eğitim çalışmalarının, özel grupların oluşturulması sağlanmalı. Bu önemli bir konu, şu açıdan önemli bir konu. Gerçekten genç gruplarda akran şiddetinin yaygın olduğunu ve buralarda bu tacizlerin önlenmesi gerektiğinin altını çizmek gerekir. Hocam izninizle aslında tam bu konu gelmişken birkaç katılımcımızın sorusu var. Onları size ileteyim. Bazı soruları sonradan yanıtlayacaksınız. O yüzden onlara daha sonra döneceğim ama. Sinan Bayraktar'ın aslında şöyle bir sorusu var. Tanımda kişi veya gruba yönelik olduğunu söylemişsiniz diyor nefret söyleminin. Son olarak amacını açıklarken bahsettiğiniz eylemler söylemin ya da suçun aslında kişisel, yani bir kişiye yönelik değil, o kişinin temsil ettiği özellikler ve farklılıklara yönelik olduğu belirtiliyor. Peki bu durumda bunun ayrımcı dilden farkı nedir diye soruyor aslında. Bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Aslında nefret söylemi ayrımcılıktan tamamen farklı değil. Nefret suçu, nefret söylemi diyelim. Suç zaten ceza kanunu tarafından cezalandırılan bir husus. Nefret söylemi ayrımcılıktan farklı değil. Ayrımcılığın bir türüdür. Ayrımcılığın içinde yer alır. Ayrımcılığın türlerinden biridir ve önemli bir türüdür. Ama ayrımcılığın farklı türleri de olduğu için ayrımcılık sadece söylemle yapılmaz, suç işleyerek yapılabilir, fiille yapılabilir. Mesela bir yoksulu, bir aciz durumdaki bir kişiyi, bir çocuğu tekmelemek ayrımcılıktır aynı zamanda. Suç da olabilir ama ayrımcılıktır. Fakat nefret söylemi olarak nitelendirilemez çünkü fiziksel bir durumdur. Ama bunu bir de nefret söylemi eşlik ediyorsa mesela her ikisi birden gerçekleşebilir. Nefret söyleminin en önemli özelliği söylemle kalmasıdır. Ama ayrımcılık çok çeşitli yollarla yapılabilir. Hatta dolaylı ayrımcılık örneği vardır ki bu dolaylı ayrımcılıkta sanki yasal bir işlem yapılıyormuş gibi yapılıp
ayrımcılık sonucu elde edilebilir. Dolayısıyla şöyle özetleyebiliriz. Ayrımcılık daha geniş bir alana seslenir. Daha geniştir kavramsal çerçevesi. Nefret söylemi ise ayrımcılığın bir parçasıdır. Her nefret söylemi ayrımcılık mıdır? Evet, her nefret söylemi ayrımcılık olması gerekir. Hukuk bunu yansıtıyor mu? Hukukun bunu yansıtması için ayrımcılıkla ilgili esaslı düzenlemelerin olması gerekir hukuk sisteminde. Bizde bu konuda da eksiklikler bulunmakta ama her nefret söylemi aynı zamanda bir ayrımcılıktır. Her ayrımcılık nefret söylemi olmayabilir. Bir diğer soru da aslında Emel Önal'dan geldi. Oldukça iyi bir katkı oldu. Nefret söyleminin türcü kapsaması gerekir diye soruyor. Diğer türlere yönelik onca nefret söylemi ve nefret suçu var. Hatta birbirimizi aşağılamak için de diğer türlerin adını kullanıyoruz diyor. Bu konuya ilişkin literatürde bir şey var mı? Türcü söylemle ilgili bir şey ne var söylem? Mı? Türcü söylem, yani hayvanlara dönük olarak belli bir... Günümüz itibariyle nefret söylemi ki özellikle insan hakları ve ayrımcılık teorilerinin çok antroposentrik bir yapısı var. Bu günümüzde aşılabilmiş değil. İnsan dışı canlılara yönelik böyle bir şey söz konusu değil. Yani hukuken de söz konusu değil, teoride de bunun çok ön plana çıkmadığını görebiliyoruz. Daha yeni yeni hayvanların haklarıyla ilgili düzenlemelerin daha da genişletildiğini söyleyebiliriz. İşte bizde mesela bir ufak hapis cezası verilebilir mi? Şu anda yok. Para cezası oluyor hayvana. Eziyet o da yani. Eziyet ettiğinizde, işkence ettiğinizde, öldürdüğünüzde ancak bu olabiliyor. Böyle bir söylemsel düzey henüz çok düşünülmüyor. Fakat düşünülebilir. Çok eski ve bizim aslında ilkel diyerek aslında tırnak içinde ayrımcılık ve aşağıladığımız toplum biçimlerinde hayvanlara yönelik bir kutsiyet atfediliyormuş. Hala bu Avustralya yerlilerinde ya da bazı yerli halklarda var olan bir şey ama ne yazık ki modern toplumda bu düzeye ulaşamadık henüz. Fakat düşünülebilir, genişletilebilir bir alan olarak duruyor. Özellikle mesela nefret suçu şeklindeki hayvan katillerinde mutlaka bir hapis cezasının da verilmesi konusunda bir gelişme var dünyada. Buyurun hocam devam edelim isterseniz. Ben bir taraftan soruları sınıflandırmaya Türkiye'deki devam ediyorum. Yasal duruma bakacak olursak Türkiye'de nefret söylemi bağımsız bir suç yani bir nefret söylemi suçu yok. Kendisi de bir suç oluşturmadığı için dolayısıyla ceza kanununda bir suçun olmadığını söyleyebiliriz. Ancak belli bir düzeye ulaşan ve somut kişiye yönelen nefret söylemleri hakaret suçu kapsamında cezalandırılabilir. Bu niteliğe sahip olmayan söylemler için cezai bir yaptırım öngörülmemiştir. Türkiye'de ayrımcılıkla ilgili işte var olan bir düzenleme var şimdi. Bu düzenleme çerçevesinde ayrımcılık yasaklanmıştır yasal olarak ve anayasanın da 10. maddesinde ayrımcılığın yasaklandığını görüyoruz. Fakat buna ilişkin hukuki koruma yasak olmasına rağmen yeterince ayrıntılandırılmamıştır. Tabii burada hemen şunu da altını çizmek gerekir. Nefret söylemi ile ifade özgürlüğü arasındaki çizginin de çok iyi çekilmesi gerekiyor. Aslında Türkiye'deki yargı organlarının performansları dikkate alınacak olursa nefret söyleminin tersine bir amaçla kullanılması da mümkün. Yani ifade özgürlüğünü sınırlandırmak amacıyla da kullanılabilecek bir araç. Dolayısıyla bunun çok dikkatli düzenlenmiş olması ve bu konuda yargı organlarının da çok iyi bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekir. Şu anda nefret söylemi suç değil ama ayrımcılık yasak. Ayrımcılık yasağından hareketle
özellikle bu konuyla ilgili kurumlara başvurmak mümkün. Burada tabii eğer devlet görevlilerinden kaynaklanıyorsa kamu denetçiliği kurumuna, eğer genel olarak kişilerin toplumda karşılaştığı bir mesele ise eşitlik kurumuna başvurmaları mümkün. Bunun ötesinde ilgili nefret söylemiyle ilgili kişilere yönelik özel hukuk davaları açmak yine mümkün olabilir. Nefret suçu ise yine Türkiye'de bizim ceza kanunumuzda çok kısıtlı ve sınırlı bir şekilde tanımlanmış durumda. Aslında burada çok uzun yıllar öneriler geliştirildi, projeler yapıldı. Oldukça da kapsamlı, her toplumdaki her anlayışın katıldığı toplantılarda oluşturulan metinler ortaya çıktı. En nitelikli çalışmalar bu alanda yapıldı diyebilirim ceza hukukuna ilişkin son yıllarda. Ancak bunlar yasalaşamadı, yasaya dönüşemedi. Burada arzu edilen tüm suç tiplerinin, işte yaralamanın, adam öldürmenin, hakaretin ve her türlü suç tipinin nefret saiki ile ağırlaştırıldığı bir düzenin oluşturulmasıdır. Bizde henüz bu olmamakla birlikte Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi de bir suç tipi düzenlenmiştir. Bu suç nefret ve ayrımcılık suçu olarak başlıklandırılmıştır. Bu maddede ırk, devlet, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefrete dayalı ayrımcılık suç sayılmıştır. Bu madde çeşitli açılardan da eleştirilmiştir. Biraz önce saydığımız önemli gruplar bu maddede açıkça ifade edilmiyor. Bunlar çok önemli gruplar. Örneğin etnik köken burada önemli. Yine cinsiyet denmiş ama cinsel yönelim ve cinsel kimlikten bahsedilmiyor. Böyle eksiklikleri var bu maddenin. Öte yandan bu madde sınırlı bir alandadır. Kişilere mal ve hizmet sunarken yapılan ayrımcılığı kapsar. Bunun dışında bütün suç tiplerine nefret saikinin ağırlaştırıcı neden olarak eklenmesi gerekir. Bu eklenmediği sürece ceza kanunun nefret suçunu iyi düzenleyen bir ceza kanunu olması mümkün değildir. Kişilerin işledikleri suçlarda suçun cezası yanında nefret saikiyle işlediklerinin de ağırlaştırılmış formunun uygulanacağını bilmeleri gerekir. Bundan çekinmeleri gerekir. Öte yandan aynı zamanda bir takım kurumların mesela erteleme gibi, hükmün geri bırakılması gibi, yani fail lehine olan bir takım kurumların bu suçlara uygulanmaması gerekir ki oradaki caydırıcılık etkisi fazla olsun. Şunu unutmamamız gerekiyor, dünyada en çok gelişecek olan ve gelecek yıllarda, 10 yıllarda insan hakları ve ayrımcılık alanında en çok uğraştıracak olan bir alandır. Nefret söylemi ve nefret suçları. Bunu bize veriler söylüyor. Mesela Avrupa'da, demokratik ülkelerde insan hakları ihlalleri azalmakla birlikte nefret suçu ve nefret söylemi artmaktadır. Yani ayrımcılık çağımızın önemli hak ihlalidir ve artış göstermektedir. Bunun önlemlerini de almak gerekir. Hem bireyleri korumak açısından hem de toplumun demokratik, eşitlikçi, çoğulcu yapısını korumak açısından. Bizde henüz dolayısıyla bu yasal durumun istenilen düzeye geldiğini söylemek mümkün değil. Bir nefret suçu örneği vermek istedim. Mesela bir okulun ateşe verildiği bir durum. Bu aslında bir kundaklama olayı. Çeşitli nedenlerle yapılmış olabilir. Birçok örneğiyle karşılaşabiliriz. Ancak ilk bakışta bir kundaklama gibi görünen bir olayda ek unsurların olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin okula devam eden öğrencilerin çoğunluğunun Roman çocukları olması.
Bunu değiştirebiliriz. Mesela diyelim mülteci çocukları olması. Değiştirebiliriz diyelim yani kız çocukları olması. Değiştirebiliriz diyelim Alevi çocukları olması vesaire. Ve bu soruşturmalar sonucunda daha önceleri de okul duvarlarına romanlar dışarı ve benzeri roman karşıtı yazılar yazıldığı ortaya çıkıyor. Burada failler yakalanıyor. Hem yangından hem duvar yazılarından sorumlu olduklarını kabul ediyorlar. İşte burada bu kabulle birlikte bir nefret suçu ortaya çıkmakta. Amaç yabancılardan bölgeyi temizlemek olduğu söyleniyor. Aslında burada temel bir suç var, o kundaklama. Bu her halükarda cezalandırılması gereken bir suç. Ancak ırk veya etnik kökene dayalı ön yargılı sayıkla bu suç nefret suçu haline gelmiştir. Ama bu diyelim ki Türkiye'de olan bir olay ise nefret sayıkıyla bu suça ağır ceza veremiyoruz. Çünkü henüz ceza kanununda yok. Ama kundaklamadan dolayı suçlanabilir bu kişiler. Sonuç olarak bu ikisini ayırmak açısından bir şöyle üzerinden geçelim. Nefret söylemi dediğimizde bir söylem, bir ifade var. Normalde söylem ve ifade en temel insan hakkı, korunması gerekir. Ancak buna artı bir şey geliyor. Bu söylem ve ifade ön yargıya dayalı bir nefretle ortaya konuluyor. Dolayısıyla suç olmasa da nefret içeren bir ifadedir diyoruz. Bu ifadenin sınırlanması, yani ifade özgürlüğü olarak görülmemesi gerekir. Nefret suçu dediğimizde ise bir suç var. Bu herhangi bir suç olabilir. Bu suç işlendiğinde kişi o suçu işleyen kişi olarak yargılanır. Ancak buna bir başka unsur ekleniyor. O da ön yargıya dayalı nefret. Bu ikisi birleştiğinde nefret suçu oluyor. Burada ideal olan nefret suçunun o normal temel suçtan daha fazla, daha ağır bir şekilde cezalandırılmasıdır. Nefret söylemi dediğimiz zaman bunun farklı türlerini ve gerçekleştirme biçimleri olduğunu görüyoruz. Nefret söyleminde belli bir kişiye ait özelliklerin mensubu olduğu grubun tümüne genelleyerek evrensel ve her türlü bağlamdan bağımsız olarak var olduğunu savunmak bir türüdür nefret söylemi ve en çok başvurduğumuz türlerden biridir. Örneğin eğer cimri bir arkadaşınız varsa ve hele hele de bu Musevi ise Museviler cimridir diye bunu genellersiniz. Bunu her şekilde yapıldığına tanık oluruz. Ya da işte kişinin etnik, kültürel farklı özelliklerine göre mesela Batı'da çok yaygın, bizde de bu Suriyeli mültecilerin gelmesinden sonra yaygınlaşıyor. Her mülteciyi suçlu olarak görme. Zaten bunlar hırsızdır, işte şöyledir, adam öldürür falan gibi ön yargılarla onlara karşı bir söylem geliştirme. Hele hele de bir örnek buldunuz mu? Diyelim ki bir mülteci çocuk bakkaldan bir şey çaldı. Hemen bu genellenir ve bütün o toplum böylece itham edilmiş olur. En yaygın formlarından biri. Bir argümana cevap verirken söz konusu argümanı eleştirmekten ziyade argümanı yapan kişiye saldırmak. Yani diyelim ki bir televizyon programında bir kişi belediyeyi yaptığı hizmetten dolayı eleştiriyor. Belediye adına konuşan da ya sen önce kendine bak bre Roman gibi bir laf ediyor. Dolayısıyla soruya aslında cevap vermediği gibi o kişiye, o soruyu yönelten, o argümanı geliştiren kişiye kendi kişiliğiyle ilgili ve konuyla alakasız bir saldırıda bulunuyor. Politikacıların çok başvurduğu bir şey bu. Argümana değil, argümanı sarf eden kişinin geçmişinden hareketli vesaireden hareketli ve dolayısıyla da o gruba yönelik bir ön yargılı söylemde bulunuyor. Konuyla da hiçbir alakası yok. Ya da bir olaydan hareket ile tüm grubu genelleme yapmak. Diyelim ki etnik bir gruba mensup biri, Kürt diyelim, içki içmiş, yolda kaza yapıyor, bir zarar veriyor. Burada o olaya ve o kişiye değil, o kişinin mensup olduğu gruba yöneliyorsunuz. Ya işte bunlar da böyledir, işte böyle yaparlar falan. Genelliyorsunuz ve o grubu itham ediyorsunuz. Hele hele bunu da medyaya taşıdığınız zaman çok daha katmerli bir hale gelebiliyor.
ya da potansiyel ya da var olan bir tehdit algısı yaratmak. Bakın bunlar toplanıyor etrafta, başımızı yakacaklar, aman dikkatli olun falan. Ya da bunlar yürüyecek işte evlerimize gelecekler bizi. Bu en tehlikeli formlardan biri. Özellikle kamuya yönelik yapılırsa tahrik anlamına gelir. Ve birçok bizim tarihimizde başka ülkelerin tarihinde vahim olaylar, öldürmeler, yaralamalar bu tahriklerle gerçekleşmiştir. Tahrik düzeyinde kaldığı sürece bu bir nefret söylemidir. Tahrik kişileri fiile yöneltip suça yönelttiyse artık bir suç haline gelir. Nefret söylemin en tehlikeli biçimlerinden biridir ve önleminin acilen alınması gereken biçimlerinden biridir. Bizde bu konuyla ilgili meşhur işte toplumun bir kesiminin diğer kesime karşı kışkırtma suçu var. Ama bu geçmişte çok yanlış kullanıldı. Belli siyasetleri, ideolojileri engellemek amacıyla da kullanıldı. Ama doğru kullanılırsa eğer bu, burada işe yarayabilir. Fakat o suçun oluşabilmesi için çok yakın bir tehlikenin oluşması gerekir. Yakın bir tehlike oluşmuyorsa nefret söylemi olarak kalacaktır. Buna da önlem alınması gerekir. Çünkü toplumu ilgilendiren önemli bir durumdur tahrik. Bir başkası da teşvik ve tehdit. Toplumda belli kişilere, gruplara yönelik şiddeti aşağılamaya, tecrit davet edilme durumu. Bu teşvik ve tehdit de aslında önlenmesi gereken, önleme alınması gereken bir söylem biçimi. Yani farklı biçimlerde bu söylem ortaya çıkabiliyor. Bunlardan bir kısmı daha böyle kamuya yönelik ve önemli. Bir kısmı kişiye yönelik ama grubu içeren tutumlar, çeşitler. Formatlara nasıl yansıyor? Bir de ona bakalım son olarak ve sanal dünyada yansımaları. Tabii nefret söyleme için en önemli mecralardan birisi medya. Medyaya yansıdığında etkisi katmerli oluyor ve son tabii dönemde gelişen sanal dünya. Sanal dünyada çünkü bir medya süzgeci de yok. Kişiler doğrudan buraya ulaşıp nefret söyleminde bulunabiliyorlar. Tabii sanal dünya ifade özgürlüğümüz, kendimizi ifade etmemiz açısından çok önemli. Bu mecranın mümkün olduğu kadar az sınırlanması gerekir. Fakat sanal dünyada nefret söyleminin yayılması da toplum açısından, grupların hakları açısından, kişilerin güvenliği ve hakları açısından çok önemli. Burada ne gibi formatlar görüyoruz? İlk önce ona bakalım. Başlık haber orantısızlığı. Bir haber var, diyelim ki biraz önceki örnekten bir kişi bir kaza yapmış, üç kişi ölmüş ama başlıkta diyor ki işte katil işte Ermeniydi ya da katil mülteciydi. Yani büyük puntolarla bir başlık atıyorsunuz, aslında yaptığınız şey bir kaza haberi vermek. Haberle başlık orantısız. Başlık görsel orantısızlığı, küçük bir habere çok büyük bir görsel koyup bu görseli de kasıtlı olarak seçiyorsunuz. Yani prototipler vardır. Bunları kullanır mesela medya mensupları. İşte ne bileyim bir eşcinsel dediğiniz zaman bunun bir prototipi vardır. Ama eşcinsellerin o prototipte fazla bir alakası yoktur aslında. Ya da transseksüel dediğiniz zaman bunun bir prototipi vardır. İşte mutlaka kendini satması gerekir. Mutlaka, yani, halbuki transseksüellerin çoğu böyle değildir belki. Yani bunu kişiler algılar. Yani medyada yarattığınız prototipler o kişinin gerçek kişiliğinden daha öne çıkar ve siz her Rum gördüğünüzde, her Hristiyan gördüğünüzde, her mülteci gördüğünüzde, her engelli gördüğünüzde aklınızda o prototip canlanır ve medyada bunu besler. Başlık görsel orantısızlığını bir de o görselin o prototipler üzerinden harekette konulması ya da başlıkla hiç alakasız bir görselin oraya yerleştirilmesi. Diyelim ki bir suç işlendiğinde o suçu işleyen etnik grubun 50 yıl önce gerçekleştirdiği bir olayı görüntülemek gibi.
Resim altyazısı çok önemli. Resim altyazılarının çok dikkatli hazırlanması gerekir. Bu altyazılarda genellikle bu nefret söyleminin ortaya çıktığı noktalardan birisi. Tırnak kullanmak. Genelde kişiler nefret söylemine başvurduklarında bir de tırnak kullanırlar. İşte iyice vurgulamak amacıyla, kendi düşüncelerini iyice vurgulamak amacıyla, sayfa düzenini ona göre ayarlamak. Bunlar medyada gördüğümüz belli başlı problemler. Peki ne yapılmalı? Kısaca bunu da özetleyelim. Özellikle sanal ortamda nefret söylemeleri daha zor. Medyada zor. Burada yapılması gereken şeyleri özetleyeyim. Aslında sen de birazdan daha detaylı anlatacaksın. Kullanıcıların şikayetlerini iletebilecekleri kanallar oluşturmak. Bu önemli. Sırf bu konuyla ilgili kanallar oluşturmak, kişilere yardımcı olmak. Yani bir kişinin kendisine yönelik nefret söylemiyle kişisel olarak uğraşması daha zordur. Ama bunu bir kanal yardımıyla paylaşabilirse, bununla ilgilenen kurum ve kuruluşlar olursa bu kolaylaşacaktır. Arama motorlarından nefret söylemi içerikli sayfaların çıkarılmasını sağlamak. Bunun için uğraşmak. Bu özellikle Avrupa'da şu anda çok gündemde bir konu. Çok sayıda aşırı sağ şey var, görsel malzeme sunan sayfa var. Aynı zamanda propagandif birçok nefret söyleminin bunlar nedeniyle geliştiği ve çocukları etkilediği söyleniyor. Bizde de benzer örnekleri bulmak mümkün sanal dünyada. Nefret söylemi içeren sayfaları kamuya ifşa etmek, protesto etmek, bu sayfaların nefret söylemi kullandığını yaygınlaştırmak, aynı zamanda protesto etmek, böyle kuruluşların ya da sayfaların söylemlerini internet ortamında anahtar kelimeler olarak kullanarak arama motorlarından nefret söylemini kınayan sayfalara yönlendirmek. Böylece nefret söylemiyle bir başka şekilde mücadele bu. Yasal yollara başvurmak, mümkün olan yasal yolların hepsini kullanmak. Bizde dediğim gibi eksiklikler çok, fakat yasal yollar hiç yok değil. Bunları zorlamak, kullanmak, sonuç alınmayacaksa bile kullanıp bu yolları boş bırakmamak ve bunların da yarayacağı bir başka şey, bütün bunları yaptıktan sonra düzenli aralıklarla rapor yayınlayabilmek, ülkedeki nefret suçu ve nefret söylemi durumunu tespit eden raporlar yayınlamak. Bunları da aslında bir kısmı değil belki tümü sivil toplum kuruluşlarının alanına giriyor. Bu konuyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının yapması gereken işler olarak görebiliriz. Evet, ben burada bitiriyorum. Çok teşekkürler hocam. Şimdi ben izninizle birkaç şey ilave etmeye çalışayım. Dijitalde aslında nefret söylemiyle mücadeleden bahsettiğimizde biraz çetin bir yol karşımıza çıkıyor. Burada ele alacağımız şeyler temel olarak aslında hiçbirimizin bilmediği veya düşünemeyeceği konular değil. Ancak karşımızdaki şey, karşımıza çıkan mesele aslında çok daha katmanlı, çok daha farklı boyutlara sahip bir mesele. Şimdi Levent Hocam da altını çizdiği gibi dijitalde nefret söylemiyle mücadele ederken aslında tüm hak ihlallerinde olduğu gibi ihlalin izlenmesi ve raporlanması önemli kriterlerden bir tanesi. Bu konuda bilinçli araştırmalar yapmak, hak örgütlerinin izleme faaliyetleri nasıl bir yöntem izleyeceğimiz konusunda bize fikir veriyor. Eğer elimizde böyle bir rehber yoksa, gerçekleşen ihlallerin sayısı, türü, yaygınlığı, kimler tarafından üretildiği yönünde bir araştırma yoksa, o zaman nefret söylemiyle mücadele etmeye de başlamamız oldukça güç oluyor. Bu yüzden mutlaka raporlama yapmak, izleme yapmak, eğer bunları yapacak teknik donanıma sahip değilsek bile nefret söylemi olduğunu düşündüğümüz içerikleri, adresleri ve ekran bu raporlamanın ilk adımını oluşturuyor.
Daha sonra buna dönük faaliyetleri ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte planlayabilirsiniz. Türkiye'de farklı zamanlarda buna benzer çalışmalar yapıldı. Bazı hukukçular yaptı, kadın örgütleri sıklıkla yaptı. Son dönemlerde mültecilere yönelik nefret söylemindeki artışla birlikte bununla ilgili çalışan, mülteci hakları ile ilgili çalışan sivil toplum örgütleri var. Onlar bu konularla ilgileniyor. Bu mutlaka muhakkak ele alınması gereken şeylerden bir tanesi. Bir diğer taraftan Türkiye'de uzun süredir Kaos GL Derneği ve başka LGBTİ örgütler de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili nefret söylemini izliyorlar. Özellikle medyada bunun nasıl göründüğünü takip ediyorlar. Bir taraftan da tabii gündelik hayatta ayrımcılığın nasıl gerçekleştiği söyleminin rolüyle nefret suçunun burada nasıl ortaya çıktığı ile ilgili çalışıyorlar. Bu çalışmaların tamamı aslında sizlere fikir verecektir. Sosyal medyadaki nefret söylemini temelde oradaki mekanizmaları, şikayet mekanizmalarını kullanarak iletmek ve bunları takip etmek gerekiyor. Tahmin ediyorum ki pek çoğunuz Facebook, Twitter ve benzeri mecralarda bu tip içerikleri raporlamışsınızdır ve size daha sonra bununla ilgili olumlu veya olumsuz bir dönüş gelmiştir. Yani mesela topluluk kurallarımıza uymadığı için kaldırdık veya topluluk kurallarımızı ihlal etmediğini gördük gibi. Bu aslında sizin birebir bir kullanıcı olarak ilgili sosyal mecra ile birlikte gerçekleştirdiğiniz bir diyalog. Fakat bunun bir baskı mekanizmasına dönüşmesi gerekiyor. Eğer ortada bir nefret söylemi olduğunda ısrarcıysanız ve bunu ilgili sosyal mecra kaldırmıyorsa, bunun nefret söylemi içermediğine, sizin yapmanız gereken şey bir baskı mekanizması oluşturmak oluyor. Bu da temelde dijital ortamda nefret söylemiyle ilgili çalışan gruplardan destek almak veya savunuculuk yaptığınız, hak mücadelesi yürüttüğünüz grupları dijitalde örgütlemek olabilir. Örneğin Alternatif Bilişim Derneği'nin bu konuda oldukça kapsamlı, dört başı mamur, gerek teorik gerek pratik öneriler içerdiği yayınları var. Bunları takip etmeniz bunlardan bir tanesi olabilir. Bir diğer taraftan tüm gruplar günümüzde bu tip mekanizmaları geliştiriyorlar. Fakat burada şöyle bir ek yapmamıza izin verin. Sizin şikayet ettiğiniz, daha doğrusu kararından memnun olmadığınız sosyal ağ, sesinizi duyurmak için sadece o sosyal mecrada bir protesto eylemi yapmak değil, aynı zamanda o ağın yasal temsilcilerine ulaşmak, yani o sosyal mecranın yasal temsilcilerine ulaşmak da gerekiyor. Bunu gerek Türkiye düzeyinde gerekse yapabilirsiniz. Araştırdığınızda ilgili sosyal mecraların bu tip şikayetlerini değerlendiren birimler, orada çalışan kişilerin iletişim bilgilerini bulmanız mümkün. Sosyal medyada manipülasyon ve hedef gösterme son dönemde en sık karşılaştığımız şeylerden bir tanesi. Bu genellikle troll hesaplarla birlikte yapılıyor bildiğiniz gibi. Buradaki ilk yola çıkacağımız nokta şu olabilir. Troll hesaplara prim vermemek. Yani onların söylediği şeyleri çok ciddiye almamak. Fakat eğer bu size yönelen örgütlü bir saldırıya dönüşüyorsa, orada üretilen nefret söylemi, örgütlü bir şekilde başka kullanıcılar tarafından da tekrar edilmeye, yinelenmeye, tekrar doğrulanmaya çalışılıyorsa, o zaman sizle birlikte dayanışma içinde olacak ağları kurmanız gerekiyor. Doğru bilginin dolaşıma girmesi için uğraş vermeniz gerekiyor. Doğru bilgi konusuna değinmişken burada izninizle gibi gruplardan da bahsetmek isterim. Aslında onlar genellikle doğruluk payı genellikle karar alıcıların söylemlerinin doğruluğunu ölçüyor, test ediyor. Teyit.org'da internette yayınlanan haberlerin gerçekliğini kontrol ediyor. Çok fazla manipülasyon içeren haber üretiliyor. Levent Hoca'nın sunumun başlarında söylediği gibi mesela başlık görsel uyumsuzluğu gibi veya bir konuya ilişkin verilen fotoğrafın aslında gerçeklikle ilgisi olmaması veya sadece bir prototipi temsil etmesi gibi. Aslında bunların tersine arama yöntemleriyle doğrulamasını yapıyor bu tip sosyal ağlar. Ve önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum ki daha yaygın bir şekilde göreceğiz. Google başta olmak üzere arama motorları ve sosyal medya şirketleri bu tip yanlış, kasıtlı olarak yanlış üretilmiş içeriğin kendi mecralarında bulunmaması için bu tip sivil
ekleyecekler, bu dayanışmayı sürdürecekler, büyütecekler. Bir diğer şey aslında şu, daha iyi dijital okur yazar olmak için çalışmak ve bu alanda faaliyet gösterenlere destek vermek gerekiyor. Bu konuda biraz önce adını zikrettiğimiz Alternatif Bilişim Derneği, yine söyleyebiliriz ki sivil toplum aktivistleri için STGM, Korsan Partisi Hareketi gibi bir sivil toplum yapılanmasına benzer şekilde çalışan korsanlar ve daha adını sayamadığımız Bilgi Üniversitesi içinde faaliyet gösteren farklı gruplar. Bunun gibi pek çok farklı ekipler var. Hani şimdi adını ezbere saymakta zorlanacağımız kadar çok sayıda olduğu için biraz cimri davranmaya çalışıyorum açıkçası. Onların gerçekleştirdiği faaliyetlere destek vermek gerçekten oldukça kritik. Çünkü onlar ne kadar sözlerini yaygınlaştırabilirlerse daha iyi bir, daha yetkin bir dijital kullanıcı olmayı başarırsak söylemiyle mücadele etmek için de elimizdeki araçların sayısı ve teknik bilgimiz artacak dijital anlamda. Bunun bir diğer uzantısı da kendi hedef kitlemizi bilgilendirmek ve desteklemek. Yani hedef kitlemizin yayınladığımız her şeyin doğruluğuna inanmamasını sağlayacak kadar şüpheyi içlerinde taşımasını sağlamak. Bu bilgiyi, bu şeyi harekete geçirmek yine nefret söylemiyle dijitalde mücadele için yürütebileceğimiz şeylerden bir tanesi. Ve son olarak bir meselemiz daha var tabii. Aslında karar alıcılar üzerinde baskı oluşturmamız gerekiyor. Bu dijitalde nefret söyleminin engellenmesi için yasal düzenlemelere kısmen ihtiyacımız var, evet. Ama bir diğer taraftan da eğitim faaliyetlerinin oluşturulması amacıyla katılımcı bir sürece ihtiyacımız var. Yani aslında okullarda gerçekleştirecek olan dijital okuryazarlık eğitimlerinin içeriğinin konunun tüm atölyelerinde ele alınarak oluşturulması nefret söylemiyle mücadele için en kritik şeylerden birisi olacak. Sunumun başında gelen sorulardan bir tanesi yine bu akran zorbalığı konusuydu. Akran zorbalığının aslında en sert görünümleri bir taraftan da internette ve özellikle sosyal mecralarda yaşanıyor. Yani Snapchat'ten kapalı Facebook gruplarına kadar belli bir yaş grubundaki gençlerin aslında ürettiği, yaygınlaştığını hatta popülerleştirdiği bir davranış biçimine dönüşüyor. Ve bu daha sonra özellikle erkekler arasında bir flört şiddeti biçimine de dönüşüyor. Duygusal ilişki kurdukları, tüm gençlerin duygusal ilişki kurdukları partnerlerine dönen bir söylemede dönüşebiliyor. Bir taraftan farklı sorular da geliyor. Onlara da değinmeye çalışacağız birazdan ama. Burada tabii bir meselemiz daha var. Bundan da kısaca bahsedeyim. Öncelikle elimizdeki en kritik meselelerden bir tanesi internetin gittikçe merkezileşen bir yapısı olması. Eskiden internette biz arama yapardık arama motorlarında ve istediğimiz içeriğe ulaşmaya gayret ederdik. Fakat şimdi internet gittikçe merkezileşen bir görünüm arz ediyor. Yani şöyle oluyor. Sizin web siteniz dışında sosyal mecralardaki varlığınız üzerinden insanlar sizi görüyorlar. Ve biz daha çok kendimize benzeyen insanlarla arkadaş olduğumuz, onların takipçisi olduğumuz için de aslında yayınlanan çok farklı içerikleri görmekte zorlanabiliyoruz. Bu da karşımızdaki problemlerden bir tanesi. Bunu da dile getirebiliriz. Şimdi çalışalım. Levent Hoca ile birlikte bunları ele almaya gayret edelim. Gelen sorulardan bir tanesi hocam aslında ilk başta sorulan sorulardan biriydi ama ilgili kısmı kaçırdığımız için buna o sırada değinme şansı bulamamıştık. Bir taraftan sizin mikrofon ayarlarınızı da açmaya çalışıyorum. Soru şöyleydi. Nefret söylemiyle gelir seviyesi arasında bir alakanın olup olmadığı konusunda bizi bilgilendirir misiniz? Yani gelir seviyesi yüksek olan kesimlerle gelir seviyesi düşük olan gruplar arasında nefret söyleme anlamında bir farklılık var mı? Bununla ilgili bir veri araştırma var mı diye soruyor Selda Adiloğlu.
Benim bildiğim kadarıyla bu konuda istatistiksel çalışma yok, yani resmi denilebilecek bir çalışma. Belki çeşitli projeler kapsamında yapılmıştır, onları bilmiyorum. Fakat bir temel sorun da bu nefret söylemiyle ilgili herhangi bir kurumun istatistiksel çalışma yapmaması. Yani kamu kurumlarının, Türkiye İstatistik Kurumu ve konuyla ilgili idari kurumların bu konularla ilgili istatistiksel çalışmalar yapmaları gerekiyor ki daha iyi bilgilenebilirim. Nefret söyleme ayrımcılığın bir türüdür demiştik. Ayrımcılıkla mücadelede en önemli hususlardan biri de iyi istatistiksel bilgi sağlamak. Çünkü bunlar bizi neyle mücadele edeceğimiz, nasıl mücadele edeceğimiz, araçlarımızın ne olacağı konusunda bilgilendiren temel araçlar. Ancak şunu söyleyebiliriz ki yapılan türe göre bu farklılık gösterebilmekte, grubun hedef niteliği de önemli. Bir yine özel çalışma, yani kamu çalışması değil ama özel çalışmada en fazla yönelen grubun cinsel yönelim grupları olduğuna ilişkin bir sonuca varılmıştı bir özel çalışmada. Dolayısıyla burada gerek ister yoksul olsun ister zengin olsun bu grubun toplumun bütün kesimleri tarafından daha çok nefret söylemine maruz bırakıldığını görmekteyiz. Ama bazı formları belki daha grupsaldır. Örneğin kişinin yoksulluğu nedeniyle eğer nefret söylemi üretiliyorsa bunu yapanlar yoksul olmayanlar olmaktadır. Mülteci olanlara yönelikse bunu yapan vatandaşlar olmaktadır. Kadına yönelikse bunu yapan erkekler olmaktadır gibi. Ya da belli bir etnik gruba aidiyetse o etnik gruba ait olmayanlar bunu gerçekleştirmektedir. Fakat ne yazık ki şu anda sağlıklı, detaylı yaş grupları ile ilgili, bölgelerle ilgili, mesleki durumuyla ilgili, gelirle ilgili veriler yok. Teşekkürler hocam. Bir diğer soru aslında. Mobbingin bir parçası olarak nefret söylemi nasıl gerçekleşir? Veya böyle bir ilişki var mıdır? Şimdi mobbingle nefret söylemini karşılaştırdığımızda her ikisinin de bir ayrımcılık olduğunu, ayrımcılık türleri olduğunu görmekteyiz. Mobbing de günümüzde ayrımcılık olarak kabul ediliyor. Fakat her mobbing nefret söylemi midir diye baktığımızda burada bir ayrım yapmamız yine gerekir. Mobbing nefret söylemiyle birlikte gerçekleşebilir. Mobbing bildiğiniz gibi kişinin özellikle iş yaşamını ilgilendiren bir mesele. İş yaşamında yaptığı ücretli ya da ücretsiz şekilde gerçekleştirdiği iş ortamında buradaki arkadaşları veya yöneticileri tarafından kişinin taciz edilmesi durumudur. Bu kişiyle dalga geçilmesi, işten soğutulması, işe gelmemesi yönünde faaliyetler yapılması gibi geniş bir çerçevesi var mobbingin ve çok yaygın bir ayrımcılık örneği diyebiliriz. Bunu yapılan şikayetlerden çıkarmamız mümkün. Ancak mobbing her halükarda nefret söylemi içermeyebilir. Sadece kişisel nedenle de mobbing yapılabilir. Örneğin bir müdürün çalışanından hoşlanmaması, kişisel nedenlerle hoşlanmaması nedeniyle mobbing yapması örneğinde olduğu gibi. Böyle bir durumda kişinin ait olduğu grup ya da kimlikten ziyade o iki kişi arasındaki hasımca durum, çekememezlik, kıskançlık da mobbinge neden olabilir. Bu bir ayrımcılıktır. Ancak nefret söylemi olmayabilir. Duruma göre, koşullara göre bakmak lazım. Ama mobbing örneklerinin önemli bir kısmı nefret söylemiyle bütünleşiyor, birleşiyor tabii ki.
çok önemli bir grup mobbing içinde nefret söylemi içerir. Ama şart değil. Mobbing başka nedenlerle de yapılabiliyor. Kişinin yükselmesini önlemek için mesela mobbinge maruz bırakılabilir. Ama kişinin yükselmesini önlemek için mobbinge maruz bırakmada etnik kimliği kullanılabilir. Bu halde nefret söylemine doğru yakınlaşır. Sadece kişisel bir hasımlık varsa ortada nefret söyleminden çok mobbingden bahsedebiliriz sadece. Çok teşekkür hocam. Bir diğer soru aslında ona geçelim. Bir tanesi aslında şu, baro ve benzeri kurumlarda dezavantajlı gruplar için hukuki ve danışma yardım alabilecekleri birimler var mı diye bir soru. Ben hani izninizle buna, biz de buna dönük bir proje yürüttüğümüz için aslında yakın zamanda oradan aklımda kalan verilerle bir yanıt vermeye çalışayım. Sizin de katkılarınızı alalım. Baroların kadın hakları, çocuk hakları, çevre gibi komisyonları var. Buralara aslında başvurmak mümkün olabiliyor. Bir diğer taraftan da Adalet Bakanlığı'nın yoksulluk isimleri hukuki yardımı da barolar veriyor. Eğer dilerse yine insanlar buralara başvurarak da bu hukuki yardımdan faydalanabiliyorlar. Sizin bunun dışında ekleyebileceğiniz şeyler var mı hocam? Ya bunlardan ilki var tabii. Barolarda evet, özellikle son 15-20 yıldır gelişen bu komisyonlar var. Çocuk komisyonları, kadın komisyonları, çevre komisyonları gibi komisyonlar. Buralarda çalışmalar yapılıyor ama bazıları çok teorik kalıyor. Yani şikayetleri değerlendirmek ya da bunları toplamaktan ziyade eğitim mesela çalışmaları yapmak falan gibi. Burada daha pratiğe yönelik çalışmalar yapılması tabii zenginlik yaratacaktır. Süreklilikleri olmayabiliyor. Baro başkanının ilgisi, baro yönetim kurulunun ilgisi çok önemli. Bunun sürekli hale getirilmesi gerekir. Bir yönetim kurulu çok ilgili oluyor ve destekli o sırada bu çalışmalar çok hızlanıyor. Ama başka bir baro başkanı ya da yönetim kurulu bu kadar ilgi göstermeyebiliyor. Dolayısıyla inişli çıkışlı olabiliyor komisyon faaliyetleri. Barolar aslında iyi bir kurum bu tür faaliyetleri yapmak açısından çok büyük destekleri olacağını düşünüyorum. Ve konuya ne kadar yönelirlerse toplumda da o kadar bir destek unsuru olacaklardır. Diğer konuya geçecek olursak, Türkiye'de hukuki yardım var ama çok sınırlı. Bunun sınırlarının genişletilmesi gerekir. Özellikle özel hukuk tazminat davalarında bir kişi dava açmak istese harçlar yüksek. Belli bir yüzdesidir işte harçlar istenilen tazminatın. Tazminat arttıkça da harcın da miktarı artar. Ayrıca avukat masrafı, mahkeme masrafı derken kişiler sırf bu nedenle dava açmaktan vazgeçebilir. Bunu önleyecek bir sistem getirilmesi gerekiyor. Türkiye'de bu yardım ancak çok sınırlı olarak verilebiliyor. Çok koşul var. İyice böyle yoksul falan olmanız gerekiyor ki böyle bir yardımı alabilin. Yani halbuki biliyoruz ki orta halli bir kişi için bile bu davaları açmak bel bükücü olabilir. Ya adli yardımın Türkiye'de yeniden ele alınarak aslında kişilerin dava açmalarını kolaylaştırmak gerekiyor. Bu sadece yani bizim konumuz için değil, her konu için geçerli bir olay. Bir diğer soru, inanç faktörünün nefret söylemi üzerinde bir etkisi var mı? Bununla ilgili bir istatistik data mevcut mu diye bir soru. Aslında bununla ilgili çok istatistik data yok sanırım ama belki bazı... İnançla ilgili mi? Evet, yani inanç faktörünün nefret söylemi üzerindeki etkisini sormuş Ender Gökmen. Hayır, istatistikler çalışma anlamında fazla bir çalışma yok. Fakat bütün dünya örneklerinde... din temelli ayrımcılığın önemli bir ayrımcılık türü olduğunu görmekteyiz. Bu belli bir dine mensup olmak, belli bir mezhebe mensup olmak olduğu gibi dini görüşü olmamak nedenleriyle de hem nefret söyleminde bulunan hem de mağdur açısından bu grupların etkili olduğunu görüyoruz. Dünyada da bu mesele var. Yani Batı'da mesela özellikle Protestan Katolik ayrılığı, ondan sonra Yahudiler, Müslümanlara yönelik tutumlar,
ateistlerin kendileri veya mağdur oldukları durumlar, yani bütün bunların önemli yer işgal ettiğini ve ayrımcılıkta da Batı toplumlarında insan hakları ihlallerinin daha az olduğunu ama ayrımcılığın arttığını söylemiştik. Temel artış nedenlerinden birisi bu inanç faktörüdür. Bizde de yani yine kendi çerçevemizde toplum içerisindeki temel dini anlayışlar arasında böyle olayların olduğunu biliyoruz. Geçmişte Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu yapmış olduğu çalışma var. Bu konuda örnekleri sergileyen, yani çok sayıda yine sorunun bu alanda karşımıza çıktığını görmekteyiz. Gerek dini mezhepler ve inançlar arası, gerekse dini düşüncesi olmayan ya da dindar olmayan kesimlerle dindar kesimler arasında bu gerçekleşmekte. Önemli bir ayrımcılık ve nefret söylemi nedeni olduğunu söyleyebiliriz dünyada. Çok teşekkürler hocam. Bir aslında paylaşalım. Toplumun sosyoekonomik yapısı hakkında detaylı bilgi sahibi olmadan, alan araştırmaları yapmadan nefret söylemi suçu ile nasıl mücadele edilebilir? Bunun zor olduğunu düşünüyorum. Doğru. O nedenle zaten biraz önce dedik, yani veri toplamak, rapor yapmak çok önemli. Bununla mücadele edebilmek için istatistiksel bilgi çok önemli. Zaten bütün ayrımcılık alanı için istatistiksel bilgi günümüzde temel araçlardan bir tanesi. Yani bu son derece önemli bir mesele. Avrupa'daki son yıllardaki temel yönelimlerden birisi bu konudaki istatistikleri güçlendirmek. Bu temel bilgiyi sağlıyor. Fakat ülkemizde bu konu henüz çok tartışılan bir konu bir de haline gelmiş değil. Bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Sivil toplumda üzerine düşen izleme ve raporlama çalışmalarını yapması gerekiyor. Bunun da önemi var. Bu bilgilenme, donanım olmadan tam anlamıyla bir mücadele yöntemi geliştirmek de zor olacaktır tabii ki. Yani biz ancak önümüzdeki vakalardan, insan hakları kuruluşlarının ellerindeki bilgilerden ve kısmen yapılmış çalışmalardan hareketle belli şeyleri üretebiliyoruz. Ama belli alanlarda aşağı yukarı bilgi hiç yok. Örneğin engelli grupların, her bir engelli grubun kendine özgü başka koşulları var. Yani en basitinden günlük ilişkilerde bile bunların yansıması farklı oluyor. İşitme engelli birinin sağırlığıyla devamlı dalga geçiliyor. İşte bunlar hep rastladığım şeyler ama bunlar mesela hangi mekanlarda yoğunlaşıyor, nasıl gerçekleşiyor, bunları tek tek hem birebir izleme yöntemiyle tespit etmek, vakaları bulmak hem de istatistiksel olarak ağırlıklarını saptamak işin üzerine gitmek açısından çok önemli. Yani haklı bir soru ve endişe. Çok teşekkürler hocam. Sorular gördüğüm kadarıyla sona erdi. Bir kısmını birleştirerek sormak durumunda kaldık. Süremizin de aslında zaten sonuna yaklaştık. Bir taraftan Neşe Hanım'ın sorduğu bir şey var. Nefret Söyleme El Kitabı Türkçe çevirisi mevcut mudur, nereden temin edebiliriz diye. Şu bilgiyle de paylaşayım bu soruyu yanıtlarken. Bu sizin de şu an izlediğiniz webinarın İngilizce ve Arapça çevirisi tamamlandıktan sonra hem bu konuşmanın deşifresini hem de ilgili olabilecek bazı kaynakları size aktarmaya çalışacağız. O zaman biz Neşe Hanım'a bu kaynakları da iletelim elimizden geldiğince. Fakat Hrant Dink Vakfı'nı burada özellikle anmamız lazım. Nefret söylemi ile ilgili uzun yıllar iyi çalışmalar var. Nefret söylemi web sitesine sahipler. Oraya girdiğiniz zaman farklı yayınlara ulaşabilirsiniz. Bir taraftan da Bilgi Üniversitesi'nde insan hakları araştırmaları ve uygulama biriminde bununla ilgili çalışmalar var. Yine Ulaş Karan'ın bu konuda yazdığı farklı makalelere ve kitaplara ulaşabilirsiniz. Kimisi çok daha hukuki düzenlemeler içeriyor, kimisi biraz daha gündelik hayata ilişkin yanıtlar içeriyor. Bunları bulabilirsiniz. Şey diyebiliriz, yani pratik olarak
nefret suçu yasaları ile ilgili var. Burada bir pratik kılavuz diye bir şey. Bunu internetten bulabilirsiniz. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT tarafından yayımlanan, aslında nefret söylemi değil ama suçlar açısından oldukça doyurucu olan bir kılavuz. Nefret suçu yasaları başlığını taşımakta. Yine Türkiye'de bu nefret suçlarının yasalaşması ile çalışan çeşitli gruplar oldu geçmişte. Bunların yayınları mevcut. Bunlara bakılabilir. Evet. Yine şeyden ulaşılabilir bunlara. İnternet ortamından. STG'nin e-kütüphanesi, İHOP'un internet sitesi, yine söyleyebileceğim siteler. Biz de bunların bir kısmını derleyip iletmeye çalışalım. Son olarak kapatırken Neşe Açar'ın bir sorusu daha var hocam. Hani onu da yanıtlamış olalım. Türkiye'nin AB süreciyle ilgili bu konuda tabi olduğu anlaşmalar ve yaptırımlar olup olmadığını merak ediyor aslında. Bu konuda da bilgilerinizi alabilirsek çok seviniriz. Evet, Avrupa Birliği çerçevesinde ayrımcılık kapsamında var. Avrupa Birliği'nin 43 ve 78 nolu direktifleri var. Bu iki direktif Avrupa Birliği'nde ayrımcılık meselesinde temel düzenlemelerdir. Tabii bu düzenlemeler çok kapsamlı olduğu için hepsinden bahsedemeyiz ama burada bu düzenlemelerin temel esprisinin ayrımcılığın izlendiği, takip edildiği bir mekanizmanın üye ülkelerde yaratılmasının zorunluluğu getiriliyor. Bunlar zorunlu kılınıyor. Özel kurumların oluşması zorunlu kılınıyor. Bu kurumların işte biraz önce bahsettiğimiz istatistiksel bilgileri toplaması, ayrımcılığı izlemesi, gerektiğinde bu ayrımcılık olaylarında müdahale olarak devreye girip idari cezalar vermesi gibi hususlar düzenlenmiş durumda. Biz de aslında bu uyum çerçevesinde böyle bir kurumun oluşturulması uzun yıllar çalışıldığı üzerinde sonuçta bir yasa çıktı. Geçen sene eşitlik ve insan hakları kurumu, insan hakları kurumu vardı, o eşitlik ve insan hakları kurumuna dönüştürüldü ama buradaki çalışmanın yeterli olduğunu söylemek son derece zor. Kurulun oluşmasındaki işte hususlardan, bağımsızlığındaki hususlardan tutun da düzenlemelerin içeriğine kadar aslında Avrupa Birliği düzenlemelerini yeterince yansıtmadığını ve en önemlisi de kurumun henüz faaliyete başlamadığını, bu konuda etkili bir kurum haline gelemediğini söylemek gerekir. Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ayrımcılıkla ilgili bir ek protokolü var. Bu ek protokol kabul edildiğinde ayrımcılık da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ayrı ve bağımsız olarak götürülebilecek. Şu anda ayrımcılık bağımsız olarak götürülemiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Mutlaka ya bir kötü muamele işkence olacak, ya ifade özgürlüğü sınırlanacak, ya başka bir insan hakları meselesi olacak. Onun bir parçası olarak ayrımcılıktan bahsedilebiliyor. Böyle bir sınırlama var. Halbuki bu protokol kabul edilecek olursa salt ayrımcılık, ki nefret söylemi de bir ayrımcılık örneği olduğu için salt nefret söylemi diyebiliriz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götürülebilir hale gelecek. Türkiye bu protokolü henüz onaylamadı. Dolayısıyla Türkiye açısından bu protokol uygulanmıyor. Bunun uygulanmasını sağlamak gerekir. Avrupa Birliği süreci bu açıdan da önem taşır. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki devletler bu konuda teşvik ediliyor. Fakat Avrupa Birliği üyesi devletlerden bile daha onaylamayanlar var. Yani onu da belirtmek gerekir. Fakat diğeri direktifler Avrupa Birliği hukukuna dahil edilmiştir. Ve üye her devletin o protokollerin tüm gereklerini yerine getirmesi gerekiyor. Tabii Türkiye üye olmadığı için burada sadece uyum yasaları çerçevesinde bunun adapte edilmesi dönemindeyiz. Dediğim gibi böyle bir yasa çıkmakla birlikte henüz uygulamasını tam görmüş değiliz ve çok sınırlı kalabileceği endişesi var. Bunu gerçekleştiren kurumun da yetkinliği, bağımsızlığı tartışılıyor. Çok teşekkürler hocam. Katılan herkese, bu zamana kadar sabredip dinleyen herkese çok teşekkürler. Sinem Bayraktar,
teşekkür etmiş. Aslında biz ona teşekkür ederiz. İki sunumu da paylaşacak mısınız diye sormuş. Evet, iki sunumu da size webinar kayıtlarını deşifre ettikten sonra göndereceğiz. Webinarlarımız devam edecek. STGM.org.tr'deki e-posta listesine kaydolarak bütün duyuruları alabilirsiniz. Umarım bir başka webinarda tekrar görüşürüz. Çok teşekkürler.